Asr-ı Saadet'te Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mescid-i Saadet'te oturuyor. Etrafında Ashab-ı Güzin Efendilerimiz ve Ali İmran Suresi 92. ayeti celileyi okuyor. Es'adu billah. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma tunfiqu min şeyin fe innallaha bihi alim. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe, harcamadıkça gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. İşte bu ayeti celileyi okuduktan sonra Ashab-ı Güzin Efendilerimiz arasından Ebu Talha ayağa kalkar. Ya Resulallah, benim çok güzel bir bahçem var. 600 hurmalık ve siz de zaman zaman gelir dinlenirsiniz, hurma yersiniz, zemzem içersiniz. İşte benim dünyadaki en büyük servetim burası. Ben bunu Allah yolunda infak etmek istiyorum der. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah hayrını kabul etsin der. Ve Ebu Talha oradan ayrılır, bahçeye doğru gider. Eşi Rümeysa karşılar. Der ki neden içeri girmiyorsun Ebu Talha? Der ki artık burası bizim değil. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tasarruf hakkını verdim, infak ettim. Peki ikimiz için mi yoksa sadece kendi adına mı infak ettin der. Ebu Talha ikimiz namına hayrımızı yaptım der. Peki çok sevindim der. Zaten ben de içten içe düşünüyordum. Medine fukarasını görünce üzülüyordum ama size bir türlü açılamamışım der. Ve bu hayrı yaparlar. Allah hayırlarını kabul etti. İşte Ramazan ayı infak ayıdır. Yardımlaşma ayıdır. Birlik beraberlik ayıdır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerlerine olsun. Gelin Hasan Akıntaş ve ekibine gidelim. Güzel bir ilahi dinleyeceğiz ama bu ilahi dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Çünkü arada bir sürprizimiz var. Buyurun hep beraberce Hasan abideyiz. La ilahe illallah, birdim Allah illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur Muhammed sallallah. Aşk beni etti zebun, ne yamanmış bu füsun. Derdi aşkla gece gün, eşki çeşmim olduğun. La ilahe illallah, birdim Allah illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur Muhammed sallallah. Gelin aşık yanalım, aşkı her dem analım. Can bize aşktır heman, aşk meyine kanalım. La ilahe illallah, birdim Allah illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur Muhammed sallallahu. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felek levh-u kalem
mest-i nigahın medheyleye ahlakını Kur'an'dır efendim. Mahşerde nebiler bilesen mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmansın efendim. Ya aşkınla buhurdan nar gibi tütmekte bu kalbim. Sensin kalbime bir lahzacık ey nur-i dilan, nurun ki gönül derdime derman. Gül gül izar Muhammed Mustafa. La ilahe illallah, verdim Allah illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur Muhammed sallallah. Kalksın icran aradan, uslatın ver canidan. Merhamet et kenara,
Hasbi Rabbi Cellallah, Nur Muhammed Sallallah. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Efendim, çok güzel bir açılış yaptık. Her zaman öyle ama bugün farklı güzel oldu. Hasan abimizin ve o güzel ekibinin o muhteşem icrası ve Akçan kardeşimizin de o böyle o kasidesi gerçekten bizi farklı yerlere götürdü. Öncelikle ben kendilerine teşekkür ediyorum. İki değerli konuğum var. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nihat Temel Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah sıhhat afiyet versin. Amin. Diğer bir konuğum zaten biraz önce kasidesini dinlediniz. Selimiye Camii İmam Hatibi Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Birincisi Hafız Alpcan Çelik kardeşim. Canım hoş geldin. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Nasılsın? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? İyisiniz. Allah razı olsun. Nihat hocam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Nazar ayeti okusak mı ya? Gerçekten bizim de nazarımız gayri ihtiyarı değilebilir. Kalem suresinin son iki ayetini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben okudum şimdi siz derken. Öyle mi? Okudum. O zaman. Ben Alp'le daha önce de program yaptım. Hatırlayacaktır başka bir televizyonda. O zaman İmam Hatip son sınıftaydı. Aynen hocam. Maşallah. Evet, daha gençti, daha çok tatlı şimdi oldu. Çok güzel yerlerde. Kur'an-ı Kerim'i de öyledir. Aynen. İnşallah zaten Kur'an-ı Kerim'de dinleyeceğiz. Harika okudu. Ağzına diline sağlık. Cenab-ı Hak nazarlardan korusun. Amin. Cümlemizi. Amin diyelim. Kıymetli dostlar, değerli izleyenler, bugün Allah nasip ederse infakı konuşacağız. Yani birlik, beraberlik, yardımlaşma, paylaşma, böyle detaylıca inşallah Nihat hocama soracağız. Sizlerden gelen soruları da hem hocama yönelteceğim. Sahur sohbetleri hashtag ile Twitter üzerinden, Fatih Savaş Official Instagram üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Muhterem hocam. İnfak yoksa nifak mı vardır? Aynen öyle. İnfak yoksa nifak vardır. Çünkü infak bugünkü tabirle sosyal güvenlik kurumudur. İnfakın içerisinde o kadar birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, işte o nifakı giderici olacak unsurların hepsini infak kapsamı içerisinde görmek mümkün. O bakımdan ifade ettiğiniz kavram atasözü halinde oldukça güzel. Adeta infakla ilgili olan ayetleri bir özeti mahiyetinde. Evet. Onun için biz sosyal güvenlik kurumu diyoruz buna. Bugünkü tabirle budur. Karşılığı tamamen budur. Evet. İnfakı yapalım. İnfak evet. Nedir hocam? İnfak Kur'an-ı Kerim'de 66 ayet içerisinde geçiyor. İnfakın 66 ayet içerisinde geçmesiyle beraber kapsam itibariyle oldukça geniş, kapsamlı bir kavram. Yani şemsiyesi oldukça geniş. Zekat müessesesi veya zekat kavramı yüz küsur ayetle beraber, namazla beraber geçmesine rağmen zekat da yine infakın şemsiyesi altındadır. Yani bütün yardım müesseselerini ihtiva eden bir kavram. O kadar yani geniş, kapsamlı ve deruni bir kavram. Sosyal güvenlik derken bizim bugünkü tabirle işte biraz önce dediğiniz o nifak hadiseleri, çekişmeler, dengesizlikler, olumsuzluklar, bütün bunların hepsini giderici olan unsurlar tamamen infak kavramı içerisinde geçerli. İyi açtığımız takdirde veya açmaktan ziyade iyi yaşadığımız veya iyi yaşattığımız takdirde, hatta iyi uyguladığımız takdirde nifak kelimesi kalmayacaktır o zaman. Sadece infak kalacak. Yani nifak ayrılık değil mi? Ayrılık olacak, evet. Nifak ayrılık ama infak birleştirici, efendim bir araya getirici, yardımlaşma, efendim sevmek, sevilmek, muhabbet, diğer gamlık, aklınıza ne gelirse güzellik adına hepsi infak kavramı içerisindedir. Yani kelimelere köküne baktığımız zaman aynı yerden geliyor ama biri oldu. Tabii ki yani nafaka, nifak, tabii çok fazla zamanımız buna müsait değil, bu bir araştırma. Tabii ki hepsinin kökü infaktan geliyor. Yani nefaka diye başlıyoruz oradan. Evet. Enfeka, yunfiku, infakan. Tabii ki gramer kaideleri açısından, semantik açısından incelediğimiz takdirde her yere açılışı olan, kapısı olan bir kavram. Peki yani şimdi hocam infak şu mu diyorsunuz? İçerisinde zekat, fitre, efendime söyleyeyim sadaka, yardım,
Hepsini ihtiva eden. Hepsi var içerisinde. Ama infak sadece bizim bildiğimiz bu dediğiniz zekattı, sadakaydı, bunlardan öte infakın yine şemsiyesi altında mesela sözlü infak da var. Yani paranız yok, pulunuz yok, malınız, mülkünüz fazla yok, infak edecek bir şeyleriniz yok ama peki güzel söz de mi söyleyemezsiniz, değil mi? Bu da var demek. Güzel söz söylemek de bir infaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır diyor. Zaten sadakanın aslı odur. Zaman zaman tebessüm de bir sadakadır diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti yani ila ahir ilahe Cenab-ı Hakk'ın yoluna çağırdığınız zaman güzel sözlerle de çağının. Bu da bir çağırıcı unsurudur. Dolayısıyla yani çağrıda bile yine infak var. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innema bi'ustu li utemmime mekarimel ahlak diyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlakın içerisinde güzel söz söylemek de var. Yani güzel insan güzel şeylerle meşgul olur. Güzel şeyler söyler. Karşısındaki insanın gönlünü kırmayacak güzel sözler söylemeli. Hatta peygamberi bir ifadedir. Yumuşak konuşunuz. Karşınızdaki insana karşı çok yumuşak konuşunuz. Sert konuşmalar yapmayınız diyor. Çünkü karşınızdaki insanın kalbinin ölçüsünü bilemezsiniz. Ama yumuşaklık her zaman kalbin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla sözlü infak da var. Sadece yani vermek, zekat, tasadduk bunlara tabii geleceğiz. Onlar ayrı. Bunun yanı başında zamandan infak etmek de var. Yani zamanı iyi kullandığınız takdirde siz infak etmiş sayılırsınız. O bakımdan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de en çok yemin ettiği unsurlardan birisi zamandır. Zamanı. İşte vel asrı asra yemin ederim ki vel leyli geceye vel nehari gündüze ve şemsi güneşe vel kameri aya ve bunun gibi. Dolayısıyla hep zaman ve zamanla alakalı olan kavramlar üzerine Cenab-ı Hak çokça sıkça yemin ediyor. Yemin ederken adeta zamanın ne kadar kutsi olduğunu zamana bir kutsiyat atfettirmiş oluyor. Dolayısıyla zamanı güzel kullanmak, zamanı insanların hayrına kullanmak da aynı zamanda yine bir infaktır. İnfak. Biz sadece infakı vermekte düşünmeyelim. İlim ve marifette de infak yapılabilir. Mesela önce ilmi edinmek infaktır. Yani ilmi edineceksiniz. Bir defa ilmin faydalı olan tarafını edineceksiniz. Üçüncüsü ilme bir ahlak yükleyeceksiniz. Yani ilminiz olabilir ama eğer o ilim ahlaktan nasibini almamışsa o ilmin hiçbir faydası yok. İrfansız bir ilim. Teknik de öyledir. Tekniği kullanırsınız, teknik ilmini edinirsiniz. Buna çok faydalı insanlar için. Ama o tekniğe, o öğrendiğiniz o bilgi birikimine eğer ahlakı yükleyemezseniz onun da bir faydası yok. Evet. En basitinden affedersiniz bir bıçak gibi mesela. Bıçağı alırsınız, ekmek de doğrayabilirsiniz. Güzel yerde kullanırsınız ama bir insanın katline, ölümüne de sebep olabilirsiniz onunla. Evet. Dolayısıyla onu kullanmaya mahsus. İşte o kullanmaya biz ilmin ve marifetin ahlakı diyoruz. Bu da bir infaktır. İnfak çeşidi. Diyor. Demin ki hocam hani dediniz ya sözlü infak. Aklıma şu hadisi şerif geldi. Bu hadisten de yol kat edersek sanki güncel misaller de var. Tebessümüke fî veçî ahîke leke sadakatün. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. Sadakadır. Ve irşâdüke racule fî erzid dalâli leke sadakatün. Yolunu kaybedene yol tarif etmen sadakadır. Ve imâdatüke l-hacere ve şevke vel azme anit tarîki leke sadakatün. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyi kaldırıp kenara koymak sadakadır. Hatta ve emruke bil maruf ve nehyüke anil müker. Siz de demin bahsettiniz. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Bu hadisi şerifi biraz daha ele aldığımızda bu hadis tabii ki sadece bu bahsettikleriniz o hadisin kendi muhtevası içerisinde var ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu son hadisten önceki hadisin üçüncü varyantında kabirdeki azabı azaltacak olan unsur da budur. Yani yollardan taşları kaldırmak, bir başkasının eziyet çekmesine mani olmak. Ne kadar güzel bunlar. Yani yolda bir ama geçiyor ama yolu geçemiyor karşı tarafa. Onun koluna girip de ona yardımcı olmak. Bütün bunlar, hatta bunlara ilaveten bir de affedersiniz. Bir de efendim işte istibra dediğimiz. Yani bu da hem sıhhatla ilgili, sağlıkla ilgili hem de temizlikle, nezafetle alakalı. Yani affedersiniz ihtiyacınızı giderdikten sonra bir müddet bekleyip sonuna kadar temizlenmek de sizi kabir azabından kurtarır diyor. Şimdi bu hadisi birileri almışlar efendim tıpta kullanmışlar. Tıpta açıklamasını getirmeye çalışmışlar. İşte prostatlarla alakalı falan.
Yani ne kadar geniş, ne kadar kapsamlı, ne kadar güzel, nereden düşünülmüş bu diyen insanlar da çıkıyor bunu. Yani bunu biz söylemiyoruz. Tıpçılar da söylüyor. Dolayısıyla infak kelimesi gerçekten çok kapsamlı, kavramlı bir kavram. Son dediğiniz emri bil maruf ve nehyanil münker. Bunun içerisinde güzellikleri emreden, kötülüklerden, nehyeden, kaçındıran ayetlerin sayısı da oldukça Kur'an-ı Kerim'de çok. Hatta bizim cuma günleri, cumaya iştirak eden kardeşlerimiz varsa bilirler. Son okuduğumuz cuma ayetidir. Yani cumada okuduğumuz ayettir. Üç kavram var. Bunları yapacaksınız. Bunlar emrediliyor. Ama üç kavram da var ki bunlardan korunacaksınız. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْيَحْسَانِ وَاِيْتَى Adaletle hükmetmek, adaletli olmak ki bütün varlığımızın tek sebebi budur. El adaleti esasül mülk diyoruz ya, yani mülkün temeli adalettir diyor, değil mi? Evet. Ondan sonra ihsan diyoruz. İhsan kavramı hem ikram etmek var. Yani infakın da kavramıyla eşdeğerdir. Aynı zamanda ihsan güzellik demektir. Güzellikler yapmak manasındadır. Ama Cibril hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ifade edilen اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Öyle ibadet edeceksin, öyle hareket edeceksin ki sanki Allah seni görüyormuş gibi. Sen onu her ne kadar görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. İhsan makamı bu değil mi? İhsanın asıl gerçek manası bu. Hatta Cibril hadisi içerisinde yerini alan hadis de budur. Sonra ve itaidil kurba diyor. Yakınlarına vereceksin. Çünkü ayet de öyle diyor. Ve endir aşiretekel akrabin diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Yani önce sen yakınlardan başlamak suretiyle yardım edeceksin, uyaracaksın. Orada yardım manası da var. Öyle mi? Aşiretekel akrabin. Önce onları gözeteceksin. Ve endirin gözetmek manası da var. Dolayısıyla önce akrabadan başlamak suretiyle. Daha sonra üç şeyden de bizi nehyediyor. Anil fahşai vel münkeri vel ba' Fahşa, fuhuş dediğimiz bugün kavram olarak da kullanıyoruz. Kötü şeyler demek veya kötü şeylere sevk eden şeyler demektir. Vel münker, efendim inkarcılık, nankörcülük, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu kadar çok büyük nimetler karşısında ona şükredeceğimize maalesef o nimetleri inkar etmektir. Bu nimetler içerisinde bize verilmiş olan mal, mülk, servet, işte infak da bunun bir parçası. Yani o kadar dedik ya, işin başlangıcında geniş kapsamlı bir kavram ki nerede bir kavram, yakın bir kavram buluyorsanız içinde hemen mutlaka bir infak var yani. Münker kavramı içerisinde de infak var. Yani verilenleri inkar etmek. Ki belki konu uzarsa orada da konuşma fırsatını yakalarız. Cimrilik yapmamak diyor. Yani verirken cimrilik yapmayacaksınız. Onunla ilgili de konuşabiliriz. Çok önemli bir kavram. Tabii. Kalbi bir kavramdır o. Kalp hastalığıyla alakalı olan bir kavramdır. Cimriliktir. Vel-ba'i azgınlık demek, taşkınlık demek. Yani bugün en çok muzdarip olduğumuz hem sokaklarda hem çeşitli yerlerde, çeşitli mekanlarda, bu mekanların haricinde yani bütün idarede de bu var. Yani yönetimde de bu var, idarede de bu var, idarelerde de bu var. Azgınlıklar, taşkınlıklar. Bunları Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç affetmiyor. Ve bunların üzerinde çok hassasiyetle duruyor. Hatta azgınlık yapanların azgınlıklarını telafi edebilecek unsurları giderecek olan özel memurlar da tayin ediyor. Bu çok çok önemli. Yoksa bunlar boşuna her cuma, yani biz cuma namazının sonunda, işte hutbenin sonunda okuyoruz ama gerçi kısa bir manasında veriyoruz. Ama o kadar çok deruni manaları olan bu üç unsur adeta bunlar için çok rahatlıkla bir kitap yazılmış olabilir. Yani kısaca bu ayette muhakkak ki Allahu Teala adaleti, iyiliği, ihsanı emrediyor. Kötülük ve fuhşiyattan sakındırıyor. Sakındırıyor. Yani. Umulur ki lealeküm tezekkârınız. Bunu düşünürsünüz yani. Tezekkür edersiniz. Evet. Şimdi hocam, şimdi infak deyince hadi asr-ı saadete de gidince aklımıza Hazreti Osman radıyallahu anhlar geliyor. Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'in yarışı radıyallahu anhuma, ikisine de Allah rahmet eylesin. Amin. Onların bir yarışı var. Tabii. Malımın tamamı, malımın yarısı. Yarısı. Onlardan tabii çok güzel örnekler de var. Hatta benim aklıma şu geldi hocam. Hazreti Osman radıyallahu anh, hani bir Rume kuyusu vardı. Evet. Yahudi'ye ait ve Medine'de kıtlık var su noktasında. Peygamber Efendimiz kim şu kuyuyu alıp insanlığa vakfederse hani Allah cennetini vacip kılar gibi böyle bir ifadesi de var. Evet. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh Yahudi'nin yanına gidiyor. Satın almak istiyor. Yahudi çok para istiyor. Hatta satmıyor. Diyor ki o Hazreti Osman çok güzel fikirli bir insan. Yarısını bana satar mısın diyor.
Yahudi tamam diyor. Yarısını satın alıyor. Şimdi bir gün ona ait, bir gün Hazreti Osman'a. Tabii Yahudinin sırasında kimse gelmiyor. Paralı olduğu için Hazreti Osman'ın sırasında da bedava olduğu için herkes hücum ediyor. Ne oluyor? Onun gününde kimse gelmeyince o kalan yarısını da satıyor. Yani orada bir stratejik bir hamle de var tabii Hazreti Osman'ın. Ve bunun gibi güzel insanların yapmış olduğu infaklar halen 1400 yıl sonra şu anda bile hala konuşabiliyoruz. Bunlar günümüze nasıl vurgulayabiliriz? Yani güncelleştirebiliriz? Efendim, günümüzde tabii ki biraz önce bahsettik. Yani sözlü infak dedik. İlim ve marifette olan infak, zamanla infak. Canla olan infak da var. Mesela cihat gibi. Ki infakın en kutsi olan tarafı da burasıdır. Yani siz malınızı, mülkünüzü verirsiniz ama canınızı vermek o kadar da kolay değil. Çok özür dilerim. Bu noktada cihat deyince hani savaş ilk önce akla geliyor ama tabii nefiste cihat var ama bunun ötesinde ben çok özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum hocam. Bugün maalesef Hakkari'de 3 şehidimiz var. Maalesef. Ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamları cennet olsun. Geride kalan yaralılar var. Onlara da Rabbim acil şifalar eylesin ve şu Ramazan ayı hürmetine Türkiye coğrafyamızda ve tüm dünya coğrafyasında inşallah sulh nasip olsun diyelim hocam. Evet, sulhu hayır. Sulhta hayır vardır. Hayır, sulhta hayır vardır. Cenab-ı Hak bütün dualarımız bu. Yani memleketimizde, milletimizde huzurun ve sükunun baki kalması. Çünkü bu memleket ona layıktır, yakışır buna. Mal ile infaka giriyor Hazreti Osman radıyallahu anh'ın, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın. Hatta sizin girişte yaptığınız konuşmada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağışlanan işte o fedek arazi denilen arazidir o. Şu o ilk vakıftır. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda değil mi hocam? Mermer şeklinde ama tabii. Evet, o ilk vakıftır orası. Vakıflara öncülük yapan bir vakıftır o. Vakıflar oldukça geniş, kapsamlı bir yer tutuyor infakın içerisinde. İnfak müesseseleri içerisinde işte hastaneler var, bimarhaneler var ama bir de vakıflar var. O bahsettiğiniz vakıflar bu infak müesseselerin içerisinde yer alandır. Fakat dünya üzerinde biz iftihar edebiliriz en çok vakıf müesseselerine sahip olan Osmanlı Devleti'dir. Hatta Osmanlı Devleti'nin diğer bir adı vakıf devletidir. Hatta ve hatta İstanbul'umuzun, yani şu anda İstanbul'umuzun %70'i vakıftır. Tabii ki bu vakıflar zaman içerisinde birilerinin ellerine geçmiş, el değiştirmiş, o vakfiyelerdeki vakfiyenin şartlarına uyulmamış. Mesela en basitinden Süleymaniye Camii'nin altında yüzlerce dükkan var. Yani yüzün üzerinde dükkan var. O dükkanlar tamamen Süleymaniye'nin vakıflarıdır. Ama altında şu andaki dükkanlar her birileri bir başkalarına efendim devredilmiş, mülk edinilmiş. Hatta bir zamanlar zannediyorum çoğunlukla da gayrimüslimler onları almışlar. Yani o vakıfları alabilmişler. Dolayısıyla İstanbul'umuzun diğer bir adı da vakıf şehridir. Vakıf. Yani, hocam vakıf şehir. Malı da çok önemli. Vakıf malı çok önemli. Yani derler ya vakıf malının üzerinden bile ayaklarını geçmeyeceksin yani. Oradan sürüterek geçmeyeceksin veya geçerken yanını yöresini takip edip de öyle geçmek lazım. Bizim insanımız o kadar çok vakıflara hürmet saygı duymuş. Yani yetimin hakkı yani. Da var. Efendim? Hani yetimin hakları da var. Mesela. Yetimin hakkı var. Bir de mesela diyelim ki Fatih Vakfiyesi'ni ben birkaç defa tetkik ettim. Bu tezi yaparken yani infak benim doçentlik tezim. Bu tezi incelerken o vakfiyeyi de inceledim. Orada diyor ki vakfiye şartında işte benim şu vakfiyelerimden vakfettiğim yerlerden bunların gelirlerinden akarlarından şuraya şunlara harcansın diyor. Eğer harcanmasa diyor yerde ve gökte ne kadar canlı varsa onların laneti onun üzerine olsun. Bu o kadar çok zecil tedbirler getirilmiş vakıflara. Dolayısıyla infak o kadar çok basit gibi görülür. İnfak ediniz falan gibi ama o kadar geniş, kapsamlı. Biraz önce ifade ettik ya 66 tane ayet var yani sadece bununla alakalı. O bakımdan vakıf devletler her zaman iyi yaşamışlardır. Devletin yükünü, hantallığını gidermişlerdir. Aslında devlete en çok yardımcı olan vakıf müesseselerdir. Sosyal yardım müesseseleri diyoruz ya şimdi bunlara. İşte o yardım müesseseleri hem İslam'da hem de bizim ecdadımızda vakıf müesseseleri olarak geçiyor ve devletin yükünü, hantallığını kaldırmış oluyor. Evet. Mesela evlenecek olan insanlara biraz sonra belki yine yeri gelirse söyleriz. İnfakın çözümlediği problemlerden birisi de budur. Vatandaş evlenmek istiyor ama evlenemiyor. Maddi imkanları yok, sıkıntı içerisinde. Onlar için efendim özel bir vakıflar kurulmuş. Çeyiz yapacak kızımız var ama çeyiz yapamıyor.
Yani o kadar imkanlar yok. Halen ona. Günümüzde bu vakıflar var değil mi? Günümüzde bu vakıfların bir kısmı var. Yeni yeni daha doğrusu diriltilmeye çalışıyor. Mesela o zaman İstanbul bu kadar geniş kapsamlı değil tabii. Biraz daha dış kısımlarında vahşi hayvanlar da var. Onlar insanları rahatsız ediyorlar. Işte. Evet. Rahatsız etmemeleri için zaman zaman et kesip götürüp taşraya, yani şehrin dışarısına atıp da onların şehre gelmelerine mani olmak, hem de onların karınlarını doyurmak için vakıflar var. Yani o kadar, 3000 çeşit vakıf var. Doğru. Osmanlı'da. Yani incelendiği takdirde görülecektir ki bütün bunların hepsi infak kavramı müesseseler içerisinde yer almaktadır. Eyvallah hocam. Şimdi Alpcan Çelik kardeşimiz Edirne'den geldi sağ olsun. Şimdi tekrar göndereceğiz onu. Programı da var. Kur'an-ı Kerim bir dinleyelim isterseniz. Alpcan'ım şimdi Kur'an-ı Kerim... Ben Kur'an'ı dinlemiştim daha önce. Geçen yine okudu, bir daha dinledim. Hatta bizim evdekilere dedim, bizim onlar tanıyorlar zaten. Ama kasidesini bugün dinledim. Maşallah. Yani orada bağıracaktım da yoksa Allah canlı Allah yayındı. Ben de yani burada kendimi zor tuttum hocam ama. İçten bağırdım ama. Evet. Alpcan'ım bir cümle alalım sonra Kur'an-ı Kerim'e geçelim. Selam göndereceğin yer var mı arkadaşlarım vesaire? Ramazan'la alakalı bir güzel temennilerin olabilir. Buradan annemin babamın ellerinden öpüyorum. Aile efradıma çok selamlar gönderiyorum. Arkadaşlarımıza, Edirne Selimiye'deki hocalarımıza, Edirne'deki hocalarımıza, sizin de beraber hafızlık eğitimi aldığınız Mahmut Eroğlu hocamıza buradan selam gönderiyoruz. Hocam infaktan bahsetti. Edirne Selimiye Camimizin hocam zamanında Yunanistan'a bağlı Gümülcine, İskeçe şehirleri var. Selimiye'mizin oradaki topraklarda vakıf malları varmış. Ve orada elde edilen vakıflar camimize elde edilerek işte gaz salına, efendim affedersiniz lavabo temizleyen bir insana bile onun geliriyle yardım ediliyormuş. Yani ta Yunanistan'da çok güzel işte değerler. Vakıf medeniyeti deyince demek ki zaten Edirne deyince Osmanlı'nın güzel bir yapıtı. Evet Alpcan'ım. Bize bu imkanı sundunuz. Allah razı olsun. Ne demek kardeşim? Her zaman bu kapı sana açıktır. Her gün gel oku ya. Estağfurullah. Biz sizi görmek için geliriz. Yani. Allah razı olsun. O zaman seni kürsüye alalım. İnşallah güzel bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Buyurun. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetlerini itiraf ederim. Günahlarımı da itiraf ederim. Beni affet. Çünkü günahları ancak sen affedersin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ف
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
Bismillahirrahmanirrahim. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Allah akşamım. Mikrofonu tutarsın. Allah razı olsun. Gönlüne bereket. Allah afiyet versin. Sesine zeval vermesin. Nazarlardan korusun. Cenab-ı Hak sizlere de sağlık sıhhat nasip eylesin amin inşallah. Cümle. Allah razı olsun. Demin sayın hocama. Anneye babaya selam gönderdin ya. Evet hocam. Eşini unuttun galiba söyledin. Eşime de çok selam ediyorum. Niye biliyor musun? Mesajlar yağıyor. Evet. Şimdi kirpiklerin de o kadar göze çarpmış ki Allah vergisi hocam. Özel bir güzellik de var. Estağfurullah. Dolayısıyla ben buradan evli olduğunu ifade ediyorum. Ama kimse yanlış anlaşılmasın. Abçalımız. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Allah razı olsun kardeşim. Kimlerinize, sana hayırlı kimlerinize. Yolculuklar diliyorum. Sağ olun hocam. Hayırlı Allah geceler diliyorum. Hayırlı sabırlar diliyorum. Allah çok razı olsun. Teşekkür ederim. Muhterem hocam. Sağ olun. Çok güzel bir Kur'an-ı Kerim okudu. Allah kendilerine razı olsun. Allah razı olsun. Allah ömrüne bereket versin amin. İnşallah. Şimdi o deminki ayeti okurken Hadid evet. suresinde hani o dünya harika. Hayatı, süs, eğlence, birbirine karşımıza övünme. Gerçekten bu ayet çok şeyler anlatıyor bize ya. Müthiş. Müthiş o. Bu dünyada bir fani olduğumuzu yani geçici. Bizim bu infakla da alakalı. Değil mi hocam? Evet, infakla da alakalı. Yani biliniz, bir de emirle başlıyor. Biliniz ki dünya hayatı
bir oyundur, bir eğlencedir, bir zinettir. Aranızda bir takım şeylerle iftihar etmenizdir. Ve tekatunun fil envali işte vel evlat. Malın veya evladın çokluğuyla iftihar edersiniz bunun gibi. Ama oradaki Fatih Bey, oradaki benzetme çok, yani teşbih çok enteresandır. Yani hocam dünya fani ya. Evet. İnsan niye mal biriktirir? Niye biz biriktiriyoruz hocam? Ama o kadar güzel örneklemiş ki Kur'an-ı Kerim. كَمَثَلُ غَيْتٍ اَعْزَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ Dünya hayatını böyle değerlendiriyor. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ نُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا Dünya hayatı şuna benzer diyor. Bir çiftçi, malum oradaki küffar çiftçi manasındadır. Yani kefere hakikaten demek, üzerine örten, hakikatten üzerine örten demektir. Ama küffar da çiftçi de ektiği şeyin, tohumun üzerini kapatır. Onun için oradaki küffar çiftçi manasında. Çiftçi diyor eker, daha sonra diyor onu işte besler, yeşerir. Ondan sonra neşvi nema bulur, sonra sararır. Sonra da harmana getirir ve bitirir diyor. Tamam. Fakat ve fil ahireti azabun şedid ve mağfiretun minallahi ve rıdvan. Dünya hayatı da işte buna benziyor diyor. İşte biz büyüyoruz, doğuyoruz. Efendim ondan sonra belli bir noktaya geliyoruz, ihtiyarlıyoruz ve gidiyoruz. Fakat iki kavram kullanıyor. Gidiyoruz ama ahirette bir azap var, bir de rıdvan var diyor. Bir de cennet var diyor. Bu ikisini iyi düşününüz demek istiyor. Kısaca sonunda da ayet vurguluyor. Müthiş. Ve mel hayatü dünya illa meta'u gurur. Dünya hayatı ancak böyle bir gurur vesilesidir. Başka bir şey değildir ya. Bir meta diye kullanırız ya. Meta eşya mı, oyuncak mı? Var olan bizim birikimlerimizin de adıdır. Ama meta bizde çok güzel bir noktada kullanılır. Değer verilmeyen şey demektir yani. O kadar güzeldir. Hoş kullanmışız biz onu. Aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir dünya. Aldatıcıdır o kadar. O kadar güzel anlatmış yani, çok güzel. Yerinde de okudu Alp. Allah razı olsun. Allah adedini artırsın. Amin. Allah razı olsun. Şimdi hocam hani esadü billah ellezine yunfikune fis-serra'i ve't-tarra'i vel-kazimine el-gayz ve'l-afine an-nas. Şimdi bu ayet gerçekten hani takva sahiplerini anlatıyor. Şimdi takva sahibi derince akla hani çok namaz kılan, çok belki işte gece teheccüd kılan, gündüz oruç tutan, tabii bunlar ibadetler, önemli. Hepimizin yapması gerekenler ama şimdi takvayı başka bir şekilde yorumluyor bu ayet. Ellezine yunfikune fis-serra'i ve't-tarra'i. Darlıkta ve bollukta infak ederler. Vel-kazimine el-gayz öfkelerini yutarlar. Vel-afine an-nas insanları affederler. Vallahi yuhibbul muhsinin. Bu ayeti çok önemsiyorum hocam. Bunu biraz açabilir misiniz? Estağfurullah. Müthiş bir ayet-i celile tabii. Ellezine yunfikune fis-serra'i ve'd-darra'i. Gizli ve aşikar verirler. Gizli verilecek sadakalar da var. Aşikara verilecek olan sadakalar da var. Yani insanlar gizli verdikleri sadakaların yeri ayrı. Hatta bazı fetvalarda zekatın biraz daha aşikare verilmesi ama işi abartmadan, yani karşıdaki insanın onurunu kırmadan. Neden hocam? Dökmeden, teşvik amaçlı mı? Efendim teşvik amaçlı olarak verilebilir ama eğer kırmayacaksanız. Eğer kırılacak birisi ise onun için de gizli vermek lazım. O bakımdan yani sadakaların, zekatların mutlaka böyle bir taamüle tabi tutulması, hatta böyle bir hassasiyetinin olması da çok önemlidir. Dolayısıyla birisine bir yardımda bulunduğunuz zaman onun başına kalkmamak lazım. İşte Estağfurullah billah ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza ayet-i celilesinde yerini bulduğu gibi. Yani verdiğiniz sadakaları minnet ederek, eziyet ederek başa kalkmayınız. Ha, adama bir çift ayakkabı alırsın, ondan sonra bakarsın ayağına. Nasıl, ayağına iyi oldu mu filan. Biraz sonra durursun da sıktı mı ayağını? Yok, ya rahat geziyor musun? Yani rahat ediyor musun? En sonunda adamın diyesi geliyor ki çıkaracak, al şu ayakkabını, ben yalın ayak yürüyebilirim rahat. Diyesi geliyor. Ama diyemiyor vatandaş. Dolayısıyla o güzel sadakaları, o güzel infakları böyle minnetle, eziyette boşa çıkarmayın diyor. Fisserray vel vara vel kazimine el gayz. Yani gayzini, kinini yutanlar. Bu çok önemli. Bunlar kalbi hastalıklarımız bizim. Gayz, kin, öfke, cimrilik. Bütün bunların hepsi kalbi hastalıklarımız bunlar bizim. Dolayısıyla kalbi hastalıkların tedavisi yine çok enteresandır. Belki konuyla bütünleştiriyorsunuz diyeceksiniz ama yine infaktır. Vel kazimine el gayz vel afine anin nas. Ve insanları affetmek. Çok kolay değildir yani.
kininizi, gayzınızı yutacaksınız. Bu hiç kolay bir şey değil ama yuttuğunuz takdirde tabii ki her yerde değil. Bazı noktalarda da kininizi yutmanız yani size zarar verir. Zalimin karşısında tabii, mazlum tabii, olmayacaksınız. Tabii olmayacaksınız. Zalimin karşısında kininizi yutarsanız hiçbir mana ifade etmez. Cihadın ruhuna aykırıdır bu. Dolayısıyla haklı olduğunuz yerlerde ve zalimin karşısında da hakkı söylemek vazifemiz ve vazifeniz olsun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İcabeti zaman bunlar yapılıyor. Dolayısıyla vallahu yuhibbul muhsinin, Cenab-ı Hak ihsan edenleri, böyle güzel davrananları, hoş yapanları, hoş iş yapanları sever diyor. Yani evet. Bu bir de takva dedi ki hocam, mesela takva nedir? Takva çok enteresan. Onu geçtik tabii. Hazreti Ömer radıyallahu anh, benim en çok takva ile ilgili çok tarif var biliyorsunuz. İşte çok ibadet eden, gece uyumayan, yatmayan, efendim şu yapan, bu yapan, bunların hepsi takva. İşte boynunu eğen falan, böyle mütevazi görünen. Takvanın gerçek manasını Hazreti Ömer radıyallahu anh açıklıyor. Diyor ki takva şudur diyor. Takva dikenli bir tarlada çıplak bir ayakla nasıl dikkatli bir şekilde yürüyorsanız hayatınızı idame ettirirken Allah'ın emirlerine o derece riayet etmelisiniz ve dikkatli olmalısınız. Çünkü dikenli bir tarlada yürürken ayağınıza diken batmasın diye hep dikenlerin olmadıkları yerlere bakarsınız. Çünkü ayağınıza diken batacak. Evet. Hayat da böyle bir yürüyüşe tabi. Dolayısıyla hayatı değerlendirirken, hayatı idame ettirirken, devam ettirirken bütün yasaklara, emirlere, yasaklara böyle riayet etmeniz lazım. Yani bu hassasiyet içerisinde yürümeniz lazım. Hmm. Takvanın gerçek manası budur. Yoksa takva tabii ki namaz kılmak, oruç tutmak, hac, zekat, güzellikler, ihsan, ikram, bunların hepsi takvanın içerisinde yani yerini alır. Yetim başı okşamak, kapıyı vurup komşunun hakkı, hal hatırını sormak, ne demek? Büyüklerimi, işte, hassa ziyareti mesela. İnfakla alakalı, yani komşu hakkına riayet etmek, önce komşuyu gözetmek. Hani ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Cibril bana o kadar çok komşu hakkından bahsetti, o kadar çok değerlendirdi, o kadar derin şeyler söyledi ki neredeyse komşunun komşuya varis olacağını zannettim diyor. Komşu evet. Böyledir yani. Evet. O bakımdan şimdi 10 katlı bir binada oturuyorsunuz ama alt kattan giriyorsunuz. 3. kattaki Ayşe Hanım, Fatma Hanım ve Ahmet Bey, Mehmet Bey nerede oturuyor deseniz bilmiyor. Kimse böyle bilmiyor. Birisinden evet. Haberimiz yok diyorlar evet. Yani. Hocam, böyle bir komşuluk olur mu yani? Aynen olmaz. Evet. İnşallah öyle evet. Güzel komşulardan eylesin bizleri. Amin, kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. İnşallah. Müsaadeniz var. Evet, bir sahur arası yapıyoruz, sonra beraberiz. Himmet Dede, halk aşığı, peygamber aşığı, güzel bir insan. Tabii gönlünde hep hacca gitmek varmış. Bir gün hacca gidersem inşallah bu isteğim yerine gelecek, çok dua etmiş. Tabii bir türlü nasip olmamış. Bir yıl olmuş, o yıl içerisinde de Bağdat'ta böyle bir hacı kervanı duyumu almış. İşte hacca gidecek. Hemen Himmet Dede yola koyulur. Uzunca bir yol kat eder, Bağdat'a ulaşır. Hicret kervanı nerede der? Eyvah, o 3 gün önce gitti derler. Hay, olsun der. Nasip, demek ki bu sene de nasibimiz yokmuş der. Böyle tabii uzunca bir meşakkatli yoldan gelmiş. Üstü başı böyle kir, pas, toz. Ya demiş ki memleketime dönmeden şu şehre bir ineyim, şöyle bir hamama gideyim, orada bir yıkanayım, sonra memleketime dönerim. Bir hamamın kapısına gelir, böyle iri yarı cüsseli bir adam, yasak der. Evlat, şurada bir yıkanayım, memleketime döneceğim. Yasak, içeride padişahın adamları var, hamamımız kapalı der. Tabii Himmet Dede der ki, biraz daha yalvarır, adam da kıramaz. Peki madem deri, bak şu köşeye gir, hemen yıkan, kimse görmeden hemen çık git. İçeri alır. Tabii bunu böyle bir ağacın altında 2 kişi uzaktan seyrediyor bu hadiseyi, müşahede ediyor. Kim bunlar biliyor musunuz? Devrin sultanı Harun Reşit ve veziri. Harun Reşit veziri ne der ki? Bizim adamlarımız içeride değil mi? Evet içeride. Peki nasıl bu adam girdi? Bunda bir iş var der. Hemen gidelim der. Hemen hamamın kapısına gelirler. O iri yalı cüsseli adam. Yasak der. Padişahın adamları içeride. Zaten karşısındakinin padişah olduğunu bilmiyor. Tebdili kıyafet. Der ki demin adamı aldım içeriye, biz de al hemen bir yıkanır çıkacağız. Onu da kıramaz, onu da içeri alır. Aman der, bak çabuk yıkanın, paklanın, hemen çıkın yoksa vallahi padişah hem sizin hem benim kellemi götürür. İçeri girer padişah, Himmet de içeride. Padişah böyle söylene söylene girer. Der ki ya ne kadar zalim şu sultan da yahu. Tabii buna hiç duymamazlığa verir Himmet de. Biraz daha yaklaşır, baktık olacak gibi değil. Himmet dedenin yanına yaklaşır. Şu göbek taşına bir yatsan da sizin sırtınızı bir keselesen ne dersiniz der. Himmet dede hay hay der. Şöyle uzanır.
başlar keselemeye. Tabii o esnada padişah böyle kulağına usulca gelir, der ki ya şu dünyada sultan olmak varmış, baksana koskoca hamamı kapatmışlar, içerisinde saltanat sürüyorlar. Sultan Himmet Baba'ya, Himmet Baba sultana demiş ki sen öyle bir sultana köle ol ki o kölelerin sultanı senin sırtını keselesin. İşte güzel bir sultana köle olmanın adıdır Ramazan. Ramazan bunun için gelir. Müthiş. Muhterem hocam. Çok harika, güzel. Biz nasıl bir sultana köle olmalıyız? Biz öyle bir sultana köle olmuşuz ki zaten. Es-sultanu zillullah ye'va ileyhi küllü mezlum diyor ya. Yeryüzünde Allah'ın gölgesidir sultan diyor. Öyle sultan olmalı. Her mazlum ona sığınır. Her mazlumun sığınabileceği bir sultan olmalı. Ve bizim öyle bir sultanımız var. Öncelikle sultan kavramı Cenab-ı Hakk'a izafe ediliyor. Bizim öyle bir sultanımız var ki biz ona abd olduğumuz takdirde, kul olduğumuz takdirde o bizim için kafidir ve vafidir. Yunus ne diyor değil mi yani? Sen bana yeter ki kabul et diyor. Yani bana kulum de, kafi. İstersen cehenneme at, hiç önemli değil. Ama cenneti isteyene ver. Ama bana bir kulum de, kafi. Yeter bu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kul olmak lazım, köle olmak lazım. Öyleyiz de zaten biz. Belki de yeryüzünde bilmiyorum ama bizim milletimiz kadar peygamberine muhabbet besleyen, peygamberine aşık olan, onunla ilgili şiirler yazan, kitaplar yazan zannetmiyorum bir başkası yoktur yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendi devrinde, ondan sonraki sahabe-i kiram, etbab-ı tabi'in devrinde, işte imamlar devrinde yazılmış olan şiirler var. Çok var bunlar ama bizim kadar, bizim ecdadımız kadar peygamberine saygılı, çokça şiir yazan, onu metüsena eden ve onu olduğu yere çıkaran bir başka millette yoktu. Hemen aklıma Şair Nabi geldi. Şair Nabi de öyle tabii ki yani. Şimdi Medine'de sakın terk edepten küyü mahbubu kudadır bu diyor yani. Değil mi yani? Nazargah-ı ilahidir. Padişah ikazda bulunuyor. Topla ayaklarını diyor. Bu girdiğim makam öyle sıradan bir makam değildir yani. Bu uzun uzadıya tabii çok güzel bir ifade. Akif öyle değil mi ki yani? Akif Bedri anlatırken onu mübalağa sayanlar var ya, fakat anlamadıkları için yoksa. Böyle bir millet yok yani dünya üzerinde. Mesela bakınız yine bizim infakla alakalı bir bölüm var. Mesela dünyada hiçbir millet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yani İslam memleketleri dahil onun sülalesinden gelenlere ayrı bir yer ayırmamış. Ama biz ayırmışız. Nakibül Eşraflık müessesesi kurmuşuz. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden gelenlere yani ister Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh onların soyundan sopundan gelenlere bir kısmına biz seyit diyoruz, bir kısmına da şerif diyoruz. Evet. Dolayısıyla onlara zekat verilmez. Yani peygamber nesli zekat almaz. Onlara zekat verilmez. Peki onların diyelim ki düşkün olanları varsa yani ihtiyaç sahibi olanları varsa ne yapmak lazım? Onların onurunu kırmamak için, o peygamber nesline herhangi bir leke sürülmemesi için Nakibül Eşraflık diye bir müessese kurulmuş. Ve onların görevleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesinden gelen ama onlar tespit ediliyor, tescil ediliyor, kayıtlara geçiliyor. Mukayyet bir halde onların listeleri var. Onların görevi şu. Padişahı işte cülus ettiği zaman yani ilk defa tahta çıkmadan önce işte Eyüp Sultan'a gidecek. Oradaki onu giydirecek, kılıcını kuşandıracak olan Nakibül Eşraf'tır. Ve onların başka özellikleri var. Dua ederler, bol bol okurlar, bol bol onların bazı onların onurunu kırmayacak güzel görevler verilir. Onlar ilim irfan sahibi insanlardır. Onların ilminden, irfanından ve marifetlerinden de istifade edilir. Dolayısıyla böyle bir müesseseyi kurmuş ve onları maaşa bağlamışlar. Ve her defasında da onların maaşı mutlaka artırılmış ve onlara saygı duyulmuş. Padişah hep onları kendi yanında oldukça dikkatli bir şekilde korumuş. Dolayısıyla böyle bir müesseseyi de biz kurmuşuz. Yani bizim sultanlara karşı olan saygımız, sevgimiz, muhabbetimiz başka. Öyle bir sultanımız var ki onların her ikisine de kul, köle oluruz. Cenab-ı Hak böyle köleliği, böyle kulluğu hepimize nasip eylesin inşallah. Hocam müsaade edersiniz aklıma hani Ehl-i Beyt deyince Hazreti Ali Efendimizin torunu Zeynel Abidin Hazretleri geldi. Evet. O da malum haliniz Mescid-i Nebevi'nin hemen yanı başında Cennetül Baki kabristanlığında yatıyor.
Onun bir anekdotu var, onun bir hikayesi var. Zeynel Abidin Hazretleri, şimdi konumuza da bağlantılı olduğu için söyleyeceğim. Geceleri karanlık çöktüğü zaman sırtına erzak çuvallarını alırmış, böyle kapı kapı böyle gezer, fakir fukaranın kapısını çalmadan, kimseyi rencide etmeden, sana ben erzak getirdim de yok, kapısının önüne bırakır, koyar. Evet. Ve bu görevi buymuş. Ve bir gün vefat etmiş. Teneşir taşına koymuşlar. Teneşir taşında yıkanırken, gasledilirken arkasında, sırtında böyle bir nasır, koca bir nasır görmüşler. Ya demişler ki Zeynel Abidin şey değildi, hammal değildi. Niye bu nasır? Bu niye nasır? Oradan birisi hemen diyor ki, ben diyor onu biliyorum, o sırrını sadece ben biliyorum. Gece olduğu zaman fakir fukaranın işte kapı kapı gezer, erzaklarını bırakır ve o sabahı selalar okunduğu zaman o fakir fukara kapıları açtığında Es-salatu hayrun es-salatu ve es-salat yok selah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. O selayı duyduklarında demişler ki tabii erzak da yok. Selah okunuyor. O zaman vefat etmiş olsa Zeynel Abidin bakar mısın? Yani ölümünü bile onun o erzak getirmemesinden anlıyorlar. Böyle bir şuur. Şimdi biz infak ederken, siz de hani demin bahsettiniz ya, infak ederken neye dikkat etmeliyiz? Dikkat o hususları da ben tabii madde madde sizden almak istiyorum. Çünkü çok önemli bunlar. Yani infak ederken tabii ki çok hassas bir noktada olmalıyız. Başkalarının onurunu kırmamalıyız. Rencide etmemeliyiz. Öncelikle Allah rızası için yapmalıyız bunu. Herhangi bir beklentimizin olmaması lazım. Desinler olmayacak. Ya desinler olmayacak. Yani riya olmayacak. Yani götürdüm, verdim, işte al, giy, ye veyahut da bunun benzeri. Öncelikle Allah rızası için yapılacak. Allah rızası için içerisine girince riya da olmaz, efendim suma da olmaz. İkinci bir husus, ne yapmak lazım? İhtiyaç sahiplerine ihtiyacı kadar vermek lazım. Bu da çok önemli. Yani birisini siz hedef alıyorsunuz, siz götürüyorsunuz, ona veriyorsunuz, bir başkası getirip ona veriyor, bir başkası ona veriyor ve onda bir birikim oluyor. Ama diğerleri bundan mahrum oluyorlar. O bakımdan ihtiyaç sahibinin ihtiyacını tespit edip ihtiyacı kadarını vermek lazım. Üçüncüsü, zamanında vermek lazım. Yani adamın ihtiyacı var. Kömüre ihtiyacı olduğu zaman, yani yazın ortasında Temmuz ayında adama kömür verirsen hiçbir manası olmaz. Ama kışın ihtiyaç sahibinin ihtiyacı neyse onu gidermek lazım. Bunlar çok çok önemli. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını tespit edip ona göre vermek lazım. Bu noktada evet, bir şey sormak istiyorum hocam. Mesela bir insan erzak alıp bir fakir fukaraya götürse bir daha iyi. Yoksa o erzağa verdiği parayı böyle para ücret olarak verse daha mı iyi? Çünkü hani insan kendi ihtiyacını kendisi bilir. Ona göre ne derler? O da var ama bizim vazifemiz onu takip edip ihtiyacının nelere ihtiyacı olduğunu gözetlemek. Mesela öyle aileler var ki diyelim ki eşi onun alıyor bu parayı, götürüp kumara veriyor veyahut da içkiye veriyor ama evde çoluk çocuk mahrum. Bu tip şeyler bize çokça yani geliyor, sorulan, danışılan şeyler. O arada da işte tespit edip para vermektense ihtiyaç neyse onun alıp kullanamayacağı veyahut da boşa harcayamayacağı şeyler olmalı. Gıda maddesi ise gıda, giysi ise giysi veya yakacaksa yakacak olarak vermeli. Veyahut da sıhhat ve afiyet içerisinde de vermeli. Sıhhatın yerindeyken vermelisin. Yani sıhhatını yarın kaybettiğin zaman vermek istersen veremezsin. Veyahut da çoluğun, çocuğun veya varislerin senin bu dikkatini, bu hassasiyetini göz önünde bulunduramayabilirler. Dolayısıyla sen sağlık, sıhhat içerisindeyken vermen lazım. Bir de malın iyisinden vermek lazım. Yani siz gıda maddesi satıyorsunuz ve o gıda maddesinden tarihi geçmiş olanları bir kenara ayırıyorsunuz. Bunları Ramazan gelir de geldiğinde birilerine veririm falan gibi. Veyahut da elbiselerin defolu olanlarını bir kenara koyuyorsunuz. Bunları ben zekatıma, sadakama mahsup olarak vereyim falan diyorsunuz. Bu yanlıştır. Malın iyisinden vermek lazım. Bir de gücü yettiği kadar vermek lazım. Bu da önemli. Bazı insanlar var ki biraz aşırıya kaçıyor. Kendi çoluğunun, çocuğunun veyahut da aile efradının ihtiyaçlarını tamamen karşılamadan başkasına aşırı derecede yükleniyor. Yani bu da çok cömertliğin son noktası, artık onu veriyor. Kendi çocuklarını ihmal ediyor. Bunun da yanlış olduğunu yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Bir de sağ elle vermek lazım. Bu da çok önemli. Mesela sadakaları verirken, zekatı verirken mutlaka göz önünde tutmamız hususlardan, tutacağımız hususlardan birisi de sağ elle vermek lazım. Yani nedense Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tavsiyede bulunuyor. Gizlice vermek lazım. Biraz önce bahsettiniz Zeynel Abidin Hazretlerinden.
yıllarca bunu yapmış. Yıllarca bunu yapan insanlar da çok var. Hala var yine. Allah'a hamdolsun. Yani memleketimizde bu tip yardımlaşmaları gerçekleştirecek olan, o gizliliğe riayet edecek olan, Allah rızasına riayet edecek olan veya eden insanlar oldukça çoklar yani. Bunları örnek alıp, bunlar hepsi ya hadislerden ya ayeti celilelerden esinlenmek suretiyle bunları yerlerine getirmiş oluyorlar. Ben zaman zaman tespitlerime bakıyorum. Tabii. Verdiğinden bir karşılık beklememek lazım. Bu söylediklerim hep ayet mealleridir ve hadis mealleridir. Onun için zamandan tasarruf etmek tabii için maddeler halinde konuşuyoruz. Zaten infakın asıl gayesi, hedefi de budur. Verdiğinin herhangi bir karşılığını beklememek lazım. Sana şu yardımı yaptım ama ya yolda geçerken bana da hiç iyi bakmadın falan. Ver unut. Ama onu unutmayan birisi var. O da Cenab-ı Mevla'dır hani, mutlaka. Neydi hocam? Balık bilmezse halik bilir. Halik bilir. O çok enteresan bir efendim bizim yani İyilik atasözler, yap denize at. Denize at. Balık bilmezse halik bilir. O yaratan bilir. Bitti ya. Bizim halin kendi gizli değil. Bir başka husus mesela adil olunmak lazım. Yani bir yere biraz önce de bahsettik ki çok yoğunlaşmamak lazım. Biz bunun acısını zamanla yaşadık yani. Bu Türkiye'de memleketimizde bir yere aşırı derecede yüklenildi. Nereye gittiği de bilinmedi ve bütün onun haricinde olan birçok fakir fukara da efendim mahrum kaldı bunlardan. Dolayısıyla iyi araştırmak lazım. Dağıtacağın şeyde vereceğin efendim zekatın, sadakan, yardımlaşan infakını da adil bir şekilde fakirler, ihtiyaç sahipleri arasında değerlendirmek lazım. Riya ve gösterişten uzak olmak lazım. Verdiği sadakayı geri almayı da düşünmemeli. Bu da oluyor bazen. Sadaka. Yani tabii değil verip mi? Geri isteyenler var. Bunlar hep tespit edilmiş. Bir de Allah'ın ismini zikrederek vereceksiniz. Çünkü sadakayım. Sadaka biz böyle basit bir işte dilenciye verdiğimiz şey gibi zannediyoruz. Halbuki innemez sadakatu lil fukara. Yani Kur'an-ı Kerim'de zekat kavramı sadaka olarak geçer. Asıl zekatın sarf yerleri yani nerelere zekat vereceksiniz? O 7-8 grup insan ki bazıları fakirlikle miskinliği bir olarak alıyorlar. Eğer bunları ayrı ayrı düşündüğümüz takdirde 8 yere 8 kişiye verilir daha doğrusu. Evet. 8 yer de yanlış. Ben Fatih Bey bir şeye değinmek istiyorum. İsterseniz çok özür dileyelim. Bu hem bir soluklanalım hem bir su bir şeyler. Bak burada çok güzel hurmalarımız tamam. Vesaire var. Olsun. Bir ilahi dinleyelim mi hocam? Tamam. Sonra olur. Devam edelim inşallah. Unutma 8 şey dediniz değil mi? Evet. Tamam. Evet Hasan abi sendeyiz. Senden dolu iki cihan oldum zuhurundan nihan. Gel bulmayan seni ayan. Ya Rab nola benim halim. Ya Rab nola benim halim. Oh.
Namaz seni yolun yarısına ulaştırır. Oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise hükümdarın huzuruna çıkarır. Evet Hasan abi, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel ekibinle beraber hepinize. Allah razı olsun. Eksik olmayın, sağ olun, sağ olun. Evet hocam, yarıda kaldı cümleniz. Evet, şimdi estağfurullah. 8 madde sayacaktınız. 8 madde Kur'an-ı Kerim'de zekatın sarf yerlerinden bahsediliyor. Yani 8 kişiye verilir. Herhangi bir müesseseye zekat olmaz. Sadaka gayrimüslimlere de verilir. Ama zekat, fitre, fidye bunlar mutlaka Müslümana verilmeli. Sarf yerlerde belirlidir bunlar. Bunlardan birisi miskin ve fakir kavramı geçiyor. Bunların ikisini birleştirenler de var. Ama miskin birazcık geliri olan ama tam manasıyla şeyini karşılayamayan demektir. Yani ihtiyaçlarını gideremeyen demektir. Fakirin hiçbir geliri olmayan kişi demektir. Asıl miskinle fakir arasındaki fark. Fakir arasındaki fark bu. Zamanla rahmetli Mahiris hocamız derdi ki ben maaşımı aldığım zaman işte maaşın 1/40 zekat olur mu olmaz mı o şüphelidir ama hoca maaşını zekatını veren Türkiye'de tek insandır ve örnek bir insandır. Rahmetli Mahiris. Merhum Akif'in meclisteki en yakın arkadaşı, İstiklal Marşı yazılırken ondan aynı zamanda benim de hemşehrim Erzurumlu. Evet, meşhur Raif hocanın Atatürk'ün işte o toplantısında ilk konuşmayı yapan ve oranın da milletvekilliğini yapan Raif hoca. Meşhur onun yeğenidir. Onun peki yeğenidir, hocam hani maaş asli ihtiyaç değil maaş mi? Maaş asli ihtiyaçtır ama fazlasını 1/40 veriyorum çok bereketli oluyor diyordu. Siz de verin diye bize tavsiyede bulundu. Biz de bir ara yapmaya çalıştık ama sonradan herhalde unuttuk, işimize gelmedi veya. Derdi ki şunu derdi ya. Ben dedi maaşımı aldığım zaman o zaman bekçiler vardı yani sokaklarda efendim düdükleriyle falan şey yapanlar. Bekçilere verirdim. Ben bir defa sormuştum ya hocam niye veriyorsunuz bekçilere? Yani adamların başında şapkası, boynunda kravatı, elbisesi, melbisesi. Onlar kravatlı fakirlerdi derdi onlar ya. Yani. Kravatı var, kimseden bir şey isteyemiyor. Ama aldığı maaş çok düşük, çok zayıf bir maaş. Dolayısıyla onlara verirdi. Yani miskinle fakir arasındaki o nüansı ifade etmek için söyledim bunu. İnneme sadakatü li fukara vel mesakin vel amiline aleyha ve o tabii ki zekat müessesesine para toplayan memurlar var. Onların maaşları da o zekat toplanan para içerisinden ödenebilir. Vel müellefeti kulubuhum, kalpleri İslam'a ısındırılması gerekli olan kişiler. Bugün de geçerli. Bir parantez açalım bunu hocam. Parantez şöyle açalım. Bir zalime de siz zekat verebilirsiniz. Onun zulmünden kurtulmak için mesela, emin olmak için. Mesela öyle birisi var ki diyelim ki bir Nobel ödülü almış. Beneminel bir adam. Yani o bir gün kalkıyor diyor ki işte Kaptan Kusto gibi yani ben Müslüman oldum diyor. O zaman dünyayı sarsıyor işte. Böyle bir adama o zekattan onun gönlünü alabilmek için istediğiniz kadar para verebilirsiniz. Yani istediğiniz bir miktarı ödeyebilirsiniz. Bunun çoğunluğu azınlığı o tabi o günün şartlarına bağlı. Ve firrik kap diyoruz köleler. Yani köle şimdi o gün vardı. Köle bugün var yok yani. Ben bugün şu anda köle yok ama o müessese kalkmış da değil yani. Yeri gelebilir de. Bilmiyorum. İnşallah hiç gelmez yani. Çünkü İslam köleliği tamamen kaldırmıştır. Köleye ama şunu getirmiş. Siz köleye zekatınızdan veriyorsunuz. O da efendisine veriyor. Kendisini hür olarak, hürriyetini elde, özgürlüğünü elde etmiş oluyor. Vel garimin ve fi sebilillah ve borçlu olan kişiler. Yani borçlu kişiler var ama bunlar meşru yollardan borçlanmış olan kişilere paralarını verilip zekattan tahsis edilip onlara bir miktar ve onların borçları ödenebilir. Ve fi sebilillah ve ibn-i sebil, yolda kalmış olan kişilere, talebe-i uluma, ilim yapan kişilere de zekat verilebilir. Ama bunlar hep şahıslarla alakalıdır. Sık sık sorulan bir şey var. Müesseselere zekat verilmez. Yani siz götürüp de bir camiye zekat veremezsiniz, bir okula veremezsiniz, bir Kur'an kursuna bina olarak veremezsiniz ama orada okuyan öğrencilere ve oraya hizmet edenlere, ihtiyaç sahibi olanlara rahatlıkla evet, zekatını verebilirsiniz. Hocam seyirci sorularımız da var. İsterseniz onlardan da biraz evet, söyleyelim. Mesela bir dede torununa zekat verebilir mi? Şöyle, bir dede torununa zekat veremez. Neden veremez? Şimdi onu şöyle ifade edelim. Belki dinleyicilerimiz varsa iyi görmüş olsunlar. Zekat şöyle yukarıya verilmez, aşağıya verilmez, yan taraflara verilir.
Bu ne demektir? Yukarıya doğru. Siz kendinizi alın. Mesela benim babam, annem, dedem, anneannem falan yukarıya doğru. Tamam. Bunlara zekat veremez. Aşağıya doğru. Benim çocuğum, torunum, torunumun torunu, onlara da veremeyiz. Aşağıya doğru tamam. gidiyor. Yanlara verilir. Mesela ben kardeşime veririm. Kardeşlerimize veririz. Amca, teyze, hala. Hala. Bu yukarıya doğru baba anne gideceği verilmez. Aşağıya doğru verilmez. Kolay budur. Yan taraflara verilir yani. Peki evet. bir damat kayınvalidesine verebilir mi? Bir damat kayınvalidesine verebilir. Evet. Verebilir. Sinan kayınvalide verebilir de, kayınvalide de, kayınvalide de kızına değil damadına verebilir ama. Şahıs olarak. Öyle evet mi? Tabii ki. Hocam birisi şöyle sormuş. Adamın 500 milyarlık arabası, 1 trilyonluk evi var. Bu kişinin zekat ödemesi gerekiyor mu? Şimdi dün bir fetva verdiler birisi. Beni de şüphelendirdiler. Aslı ihtiyaç mı? Aslında asli ihtiyaçtır ama İslam'da şu şey vardır. Bizim Hanefi mezhebinde de bu vardır. Yani makamına, mevkiine, bulunduğu ortama bağlıdır bu. Ben diyelim 100 liralık araba kullanırım. Benim için İhtiyaç yani havayici asliye dediğimiz asli ihtiyaç odur. Ama birisi vardır ki yani onun da 500 bin liralık efendim işte donanımlı bir araba kullanması gerekiyor. Onun arabasına da zekat düşmez. Ama durup dururken böyle fazla miktarda aşırıya kaçıp ihtiyaç yokken bu tip arabalar, evler, villalar filan bunlar bir de aşırı lükse kaçmışsa fakir fukaranın gözünü kesmek için zekat verilebilir. Çünkü onun gözü onda kalmış olur. Yani. Şimdi tam o noktada da o ayet geldi. Estağfirullah. وَفِي اَمَّالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Tabii. Yani biz şimdi hocam infak Tabii. veriyoruz veya hali vakti yerinde olanlar. Şimdi fakire sanki böyle bir zorunluymuş gibi vermemiz lazım değil mi? Sanki... Hayır hiç öyle değil. Ya affedersin sizin dediğiniz doğru da. وَفِي اَمَّالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Sizin onların mallarında yani fakir fukaranın hakkı vardır. Yani biz kendi hakkımızı değil onların hakkını hayır, veriyoruz Cenab-ı zaten. Cenab-ı Hak o parayı, o mülkü, o serveti sana rızık olarak verirken, onu sana verirken fakirin hakkını zaten onun içerisine koyuyor. Koymamış olsa sana ver demez. Ha. Onun için ver diyor sana. Çünkü onun içerisine, o kazandığın 100 liranın içerisinde kusura bakma onun %2,5'u fakirin hakkıdır. Vermek mecburiyetindesin. O bakımdan bu ayet onu ifade ediyor. Ve bu ayetle ilgili çokça efendim tefsirler var. Tefsirlerin birleştiği nokta da budur. Hmm. Yani kazançlarınızın içerisinde mutlaka. Çünkü estağfirullah daha Bakara suresinin ilk ayetlerinde değil mi? Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna salat ama ve mimma razaknahum yunfikun. Yani ilk önce yani iman bizim size verdiğimiz rızıklarda infak edin. Bizim size verdiğimiz. Biz veriyoruz ve fakirin hakkını da onun içerisine koyuyoruz. O miktarı da belirlemiş oluyor. Ya peki 41'i kim? Yani 40'ta 1'i kim belirliyor? Onu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirliyor. Onun için buradan mesaj olsun. Evet. Ben sadece Kur'an'ı anlarım, hadislere riayet etmem diyenlere peki nasıl vereceksin? Kur'an-ı Kerim'de 40'ta 1 yok. Ben zekatı neye göre vereceğim yok. Veya kim, nasıl vereceğim belli değil. İşte bunları Cenab-ı Hakk'ın peygamberine hüküm koyma ruhsatı verdiği için. Evet, mesela, her noktada da değil. Evet. Mesela ve akimussalah Kur'an'da geçiyor. Geçiyor. Namazı ikame edin. Nasıl ikame edeceksiniz? Nasıl kılacağız? Hayır rükû da geçiyor. Ama peki rükû nasıl yapacağız? Birisi der ki ben şöyle uzanıp yatacağım. Bir başkası der ki ben efendim rükûda affedersiniz amuda kalkacağım dese ne diyeceksin? Ben bilmiyorum diyecek. Rükû yani, ben böyle anlıyorum derse yani. Dolayısıyla onu bize gösterecek olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayet üsve-i hasene diyor değil mi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ üsvetun hasene. Kendi hevasından da konuşmayan bir peygamber. O sizin için bir modeldir işte. Modelimiz o. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i açıklarken, Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken, yorumlamayı ben pek fazla kullanmak istemiyorum, sevmiyorum. Biz kim oluyoruz ki yorumlayalım? Onun yorumunu, onun ilk tefsirini Cenab-ı Hak peygamberine bırakmış. Evet. Dolayısıyla peygamber bizim için en güzel örnektir ve modeldir. Bunları da biz onun koymuş olduğu hadislerden, sünnetlerden öğreniyor ve uyguluyoruz. Muhterem hocam, mesela bir dede torunları adına fitre verebilir mi? Verir. Verir. Onların adına verir evet. Evet. Tekin ben veriyorum. Öyle mi? Evet, torunlar adına veriyorum ve yasaklamışım. Siz vermeyin diyorum. O zevk bana ait olsun diyorum şimdilik. Ya bir seyircimiz de demiş ki hocam devlete verdiğimiz vergiyi zekat olarak saysak olur mu? Hayır. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü zekatın sarf yerleri biraz önce söyledik. Onu kasten vurguladım. Zekatın sarf yerleri ayrıdır. Vergininki ayrıdır. Diyelim ki mesela rahmetli Özal zamanında bir fakfuk fon diye bir şey kuruldu yani.
O fakfuk fon, işte fakir fukara fonu dediğimiz o sosyal yardımlaşma müessesesi, eğer o gerçek manada çalıştırılmış olsaydı verilirdi. Nasıl verilirdi? Çünkü onda benim bildiğim kadarıyla muhtar var, kaymakam var, müftü var, maliyeci var, şu var, bu var. Bunlar tespit ediliyor. Deniliyor ki şu bizim mahallemizdeki şu fakire efendim işte size gelen şeylerden veriniz. Siz de götürüyorsunuz, oraya bir şey yatırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu benim faiz param. Ben faiz kullanmak istemiyorum. Onu başka bir fonda tutuyorlar. Birisi getirip diyor ki bu benim zekatımdır diyor. İşte o zekat fonundan zekata muhtaç olan, bu tescil edilmiş olanlara verilebilir eğer devletin böyle bir müessesesi var ise. Yoksa bizim direkt olarak devlete verdiğimiz vergiler zekata geçmez. Evet. Muhterem hocam. Evet. Sohbetimizin sonuna geldik. İstanbul evet. İmsakına. Tam hızımızı almıştık. Kestin ya. hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben Allah teşekkür razı ederim. Olsun. Kırmadınız, çok sağ ol, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Son bir cümleyi seyircilerimize infakla alakalı bir cümle alıp hemen duaya geçeceğiz evet. Hocam. İnfak ediniz, huzur bulunuz. İnfak ediniz, cimrilikten kurtulunuz. En büyük hastalığımız cimriliktir. Cenab-ı Hak İsra suresinde diyor ki elinizi böyle bağlayıp da gezebiliyor musunuz? Dolaşabiliyor musunuz? وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعُلَّةً ayeti celilesi. Dolayısıyla bütün hastalıklarımızın, kalbi hastalıklarımızın tedavisi infaktadır. Cimrilik de bunların başındadır. Cenab-ı Hak infak edenlerin infakını kabul eylesin. Rızıklarını bereketli eylesin. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyette daim eylesin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Muhterem Hocam. Evet kıymetli dostlar, yarın Allah nasip ederse görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi şu sahur bereketinden bizleri istifade eden kullarından eyle. Tesahharu fe inne fis sahur bereketen. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın buyurduğu gibi sahur yapınız, sahurda bereket vardır. Ya Rabbi sahur sofralarımızı bereketle eyle. Vücutlarımıza sağlık, sıhhat, afiyetle lütfeyle. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Ölümünde, ömründe hayırlısını nasip eyle. Geleceğimizi, akıbetimizi geçmişimizden daha güzel eyle. Ya Rabbi infak şuurunu cümlemize nasip eyle. Yapmış olduğumuz fitrelerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı kabul eyle. Az sadaka çok belayı defeder buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi sadakaları, fitreleri, zekatları, bilimum hayru hasenatı sırf senin rızan doğrultusunda infak eden, o şuurda olan kullarından eyle. Ya Rabbi şu anda amin diyen, ekranları başında bizleri izleyen, değerli izleyenlerimizin gönüllerinden ne muratları var ise muratlarına ihsan eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hasta kulların var. Hasta kullarına şifalar, derdi olan kullarına devalar, borcu olan kullarına edalar kolaylıklar ihsan eyle. Her ne müşkilatımız var ise de hallu asan eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, musibetlerden cümlemizi emin ve muhafaza eyle. Buyuruyorsun ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum Cenab-ı Hak. Ya Rabbi bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyorsun. Bizler de sana şu güzel vakitte gerçekten en kalbi, en güzel duygularla canı gönülden yalvarıyoruz. Ya Rabbi şu anda amin diyen bu güzide cemaatimizi, ekranları başında izleyenlerimizi, burada bulunan dostlarımızı sen affeyle, affetmiş olduğun kulların arasına ilhak eyle. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله